Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda büyük moleküllerin hücre içerisine nasıl alındığından bahsedeceğiz size. Hücre içerisine alınma şekline biz endositoz diyoruz. Hücre dışarısına verilme şekline ise egzositoz diyoruz. Büyük molekül derken önceki videolarımda hangi molekülleri biz büyük olarak alıyorduk bunları söylemiştim ama tekrardan birkaç tanesini söyleyeyim. Mesela protein, enzim, disakkaritler, polisakkaritler bunlar nedir? Büyük moleküllerdir ve hücre zarından geçemezler. Bu yüzden endositoz ve egzositoz yoluyla arkadaşlar hücrede taşınması gerçekleşir. İlk önce endositozdan bahsedelim. Endositoz bakın endo iç demek. İç. Hücrenin içerisine büyük maddelerin alınmasına biz endositoz diyoruz. O zaman şöyle diyebiliriz. Endo bakın şöyle gösterelim. Endo iç demektir, içeri demektir. O zaman şöyle yazıyoruz. Hücre içine büyük maddelerin alınmasıdır. Alınmasıdır. Arkadaşlar endositoz olayında enerji harcanır. Çünkü büyük molekül içeriye aldığımız için mecburen enerji harcamak zorunda. O zaman şöyle diyelim. Enerji harcanır. Yani ATP. ATP harcanır. Arkadaşlar endositoz olayında yalancı ayak oluşumu ve pinostik cep oluşumu gözlenir. Bunları zaten birazdan fagositoz ve pinostozda anlatacağım. Ama şunu söyleyeyim. Endositoz olayında yalancı ayak oluşumu olduğu için bitki hücrelerinde, bakteri hücrelerinde, bunun gibi hücre çeperi bulunan hücrelerde gerçekleşmez. Çünkü hücre çeperi yalancı ayak oluşumuna izin vermez. O zaman şöyle yazalım. Hücre duvarı ya da hücre çeperi bulunan hücrelerde gerçekleşmez. Arkadaşlar endositoz olayında hücrenin içerisine yalancı ayak oluşturuyorlar. Bakın şöyle anlatayım ben size. Şöyle şu bizim büyük maddemiz olsun. Bu elimde benim hücre zarım olsun. Elimin şöyle tamamı etrafı hücre zarım olsun. Hücre zarı yalancı ayak oluşturuyor ve bunun etrafını sarıyor. Bunun etrafını sardığı zaman bu maddeyi içeriye alıyor. Bakın şu kısımla birlikte içeriye alıyor. O zaman etrafını hücre zarıyla sardığı için hücre zarından bu kısım kaybolur mu? Kaybolur değil mi? Hücre zarının yüzeyi ne oldu? Azaldı. O zaman endositoz olayında ne diyoruz? Hücre zarının yüzeyi azalır diyoruz. Hücre zarının yüzeyi azalır. Peki hacim olarak ne olur? Arkadaşlar içeriye madde aldığı için hacim olarak artar. O zaman şöyle diyelim. Hücrenin hacmi artar. Evet, endositozla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Biz endositozu ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Fagositoz ve pinositoz olarak. Ama bunları anlatmadan önce karşılaştırarak egzositozu da yazmak istiyorum. Karşılaştırma şeklinde. Daha sonra endositozun alt kısımlarını anlatacağım size. Şimdi endositoz içeri demekti. Egzo ne demek? Dışarı demektir arkadaşlar. O zaman hücre içerisinden büyük maddelerin dışarıya gönderilmesine biz ne diyoruz? Egzositoz diyoruz. O zaman yazalım. Hücre dışına büyük maddelerin atılmasıdır. Arkadaşlar bunda da yine büyük maddeler bulunduğu için enerji harcanır. Şimdi dedik ki endositoz için hücre duvarı bulunan canlılarda gerçekleşmez dedik. Hücrelerde yoktur dedik. Neden dedik? Yalancı ayak oluşumuna izin vermediği için. Egzositoz olayı içeriden gelen bir olay olduğu için yani herhangi bir yalancı ayak oluşumu gözlenmediği için tüm hücrelerde gözlenebilir arkadaşlar. O yüzden şöyle yazalım. Tüm hücrelerde görülebilir. Yani bunda herhangi bir ayrımımız yok. Şimdi egzositoz olayı da şu şekildedir. Endositozun tam tersi. Bakın biz endositozda bu maddeyi içeriye almıştık. Şimdi burada bir atık madde olsun. Ben bu maddeyi dışarıya vereceğim. Şurası benim hücre zarım.
Getirdim getirdim bunu. Bu maddeyi hop dışarıya bıraktım. Ne oldu bakın? Hücre zarının yüzey alanı arttı. O zaman egzoz toz olayında ne olacak? Hücre zarının yüzeyi artar. Hücre zarının yüzeyi artar. Hacim ne olur arkadaşlar? Dışarıya bir madde gönderdiği için hücrenin hacmi azalır. Hücrenin hacmi azalır. Evet, egzostozla ilgili söyleyeceklerimiz de bunlar. Şimdi gelelim endostoz çeşitlerine. Arkadaşlar, endostoz iki şekilde gerçekleşir. Bir katı maddelerin içeri alınması, bir de sıvı maddelerin içeri alınması. Katı maddelerin içeri alınmasına biz fagositoz, sıvı maddelerin içeri alınmasına ise pinositoz diyoruz. O zaman şöyle ikiye ayıralım. Fagositoz ve pinositoz diyelim. Şuraya fagositoz. Şuraya da pinositoz. Arkadaşlar bunlara sadece ne olduklarını yazmak istiyorum. Fagositozda katı maddeler alınır. Katı maddeler alınır. Pinositozda ise sıvı maddeler alınır. Sıvı maddeler alınır. Fagositoz olayında yalancı ayak oluşumu gözlenir. Yani şöyle hücre iki tane böyle ayak uzatıyor. Etrafını sarıyor alacağı maddenin daha sonra içeriye alıyor. Fagositozda ne dedik? Yalancı ayak oluşur. Yalancı ayak oluşur. Pinositozda ise bakın sıvı maddeyi biz böyle avucumuzla elimizle tutarak alabilir miyiz? Alamayız. Sıvı maddeyi tutabilmek için ne yapıyoruz? Böyle bir çukur oluşturuyoruz, değil mi? Mesela yüzümüzü yıkamak için veya su tutmak için çukur oluşturuyoruz. İşte pinositoz olayında da bir çukur oluşturulur. Biz bu çukura pinositik cep diyoruz arkadaşlar. Pinositik ceple sıvı madde buraya dolar ve taşıma gerçekleşmiş olur. O zaman şöyle diyelim, pinositik cep oluşur. Cep oluşur. Zaten yukarıda yazdıklarımın aynıları fagositoz ve pinositoz için geçerlidir. İkisinin farkını yazdım sadece arkadaşlar. Bunları da unutmayalım. Egzostoz, endostoz, fagositoz ve pinositoz bu şekilde. Gelelim. Şimdi hücre zarı ile ilgili anlatacaklarımız bitti. Hücre zarından madde geçişlerini bitirmiş olduk. Difüzyonu, ozmozu anlattık. Aktif taşımayı anlattık arkadaşlar. Büyük moleküllerin hücre içerisine taşınmasını anlattık. Yani endostoz ve egzostozu anlattık. Şimdi gelelim hücre zarı ile birlikte hücre duvarını da anlatalım. Bu videoyu burada bitirelim. O zaman şöyle sayfayı değiştireyim ben. Şuraya hücre duvarı yazıyorum. Hücre duvarı. Arkadaşlar hücre duvarı ya da hücre çeperi olarak isimlendirilir. Hücre duvarı ya da hücre çeperi olarak isimlendirilir. Burayı pek bir düzgün yazamadım ama. Şimdi nedir hücre duvarı? Arkadaşlar hücre duvarı bazı canlılarda bulunur. Hücreyi korur, hücreye şekil verir. Peki bulunan canlılar kimlerdir? Mesela bitkiler, mantarlar, bakteriler, arkelerin büyük bir çoğunluğu, daha sonra bazı protistalar, bunlar da hücre duvarı bulunuyor ve hücreyi koruyor. Özellikle dışarıda yaşayan, işte biraz daha korumasız olan canlılarda bulunuyor. Mesela bitkiler sürekli dışarıda yaşarlar. İşte onların sığınakları yoktur. Ne olur onların hücrelerinin ekstra bir korunması gerekiyor. O yüzden de hücre duvarı bulundururlar arkadaşlar. Yine mantarlar da aynı şekilde. Onlarda da hücre duvarı vardır. O zaman hücre duvarı için şunu yazalım. Görevini yazalım ilk önce. Hücreyi korur. Hücreyi korur. Şekil verir. Ve aşırı su almasını engeller. Aşırı su almasını engeller. Kimlerde bulunuyor dedik arkadaşlar? Bitkilerde, mantarlarda, bakterilerde, arkelerin büyük bir kısmında,
büyük bir kısmında ve bazı protistalarda. Bazı protistalarda bulunur. Evet, bulundukları yerler bu şekilde. Peki, yapısı nedir? Yapısından bahsedelim arkadaşlar. Bitkilerde farklı, mantarlarda farklı bir yapıya sahiptir. O yüzden ben şöyle yazacağım. Bakın, bitkilerde ve algilerde. Alg dediğimiz protistadır. Bitki ve algde farklı yapıda bulunacak. Karşısına yazacağım. Bakteride yine farklı yapıda bulunacak arkadaşlar. Karşısına yazacağım. Ve mantarları yazacağım. Bitki ve alglerde selüloz yapılıdır. Selüloz yapılıdır. Hücre duvarının yapısı arkadaşlar bu şekildedir. Bakterilerde peptidoglikan. Peptidoglikan yapılıdır. Mantarlarda ise kitin yapılıdır. Hatırlayın, canlıların temel bileşenlerinde kitin anlatırken, selülozu anlatırken söylemiştik hücre duvarının yapısına katılır diye. Arkebakterileri de yazayım isterseniz. Yine bulunsun, belki karşınıza çıkabilir. Arkebakterilerde ise, yani arkelerde pseudo peptidoglikan. Arkadaşlar, pseudo demek şu demek, yalancı demek. Yalancı peptidoglikan, yani bakterilerinkine biraz daha benzer. Hani bir çok az bir farkı bulunan yapıdadır. O yüzden de pseudo peptidoglikan diyoruz bu yapıya. Birbirine benzer olduğu için, biraz daha farklı olduğu için bu şekilde isimlendiriyoruz. Evet, hücre duvarı ile ilgili söyleyeceklerimiz de bunlar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda sitoplazma ve organellere geçiş yapacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.